daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da En kral program hızlı ve iddialı devam ediyor. Son olarak bu takıma bir, değil mi? Chelsea, yani. bu Chelsea'ye Lukaku çok garanti bir tercih. Çünkü Haaland'ı alamıyorsan Lukaku'yu alırsın. Yani ya yani, yani Lukaku bence yani anlık performans olarak bakıyorsan Haaland'ın da yani Chelsea için önünde. Yani ben herhangi bir herhangi bir takım Chelsea için alsam, bu bu sezonluk söylüyorum. Daha uzun vadeli tabii ki herkes halan Ben de halan. Lukaku'da aşırı itiraz edebileceğini düşünmüyorum ama yani. ne olursa olsun bir alın alabilme ihtimalim var proje sunabilme. Bir de anlık performans olarak da bakmamız lazım. Lukaku şu an yani, olmuş bir ürün. Halan şeyi ediyor yani 10 yıl 12 aşırı yıl. Aşırı hızlı gelişen. Ee, çok yükselen. hızlı gelişiyorum ve 10-12 yıl şey yani ben bu buraların oyuncusuyum ha, diyorsun. Babası da şöyle konuşmuştur biliyor musun? Hı hı. Oğlum bak sen çok iyisin ama bizim bu İngiltere Premier Lig'de benim oynadığım zamanlardan beri çıkar böyle Burnley'nin stoperi böyle Tarkovski falan bu kafa topunda bir kafa topa vururken senin de bir sarsar evladım falan hani. Hakikaten bunlara da alışması lazım. Şimdi Almanya'daki bütün savunmacıların defolarından faydalanacak ofansif özelliklerini geliştirdi. Aynen. Ama burada öyle bir işte klasik var ya stok deplasmanı. Hani ya bir eski programda <laughs> göndermeler yapıyor. Aynen. Benim, benim eski programım O zaman. çok e. efsane de, biliyor var. musun? o? Ta 2009 yılında işte mesela Hı -hı. tartışıyor bu adamlar. O zaman Gerard Nicker daha yok. Alan Hansen var. Hı -hı. Baş yorumcu orada. Rıdvan Dilmen kontenjanında. Alan Hansen diyor. Diyor ki ya bu mesela şey iyi de diyor Boyan Kırkıç falan. Gelse Hı -hı. diyor stoksi da yapabilir mi? Adam Stock City'de yapamadı. Hani on a wet cold stock night. Biliyor aynen musun? aynen. Nemli Biliyoruz yağışlı. Program ismini o yüzden koyduk. <laughs> çok güzel. Ama o sonra böyle Burnley deplasmanı oldu değil mi? Ya o biraz şeyden. E, stock deplasmanını yaptığımız yerdeki arkadaşlarımız yani burada kalsın dediler. Biz onu da değiştirdik. Yoksa... Burnley deplasmanı ilgili Esprin. de böyle o Tugay abi, Tugay Kerimoğlu. Sonra Turay ben Kerim Sivas deplasmanı yaptım. Süper programı yapacağım. Oh güzel. Yani <laughs> güzel iğneli bir... fıçı deplasmanı. Şey diyeceğim biliyorsun Blackburn Rovers'ın ezeli rakibi tarihsel açıdan Burnley. Tugay abiye dedim ki abi Burnley'in stadını oynadın mı? O stad eğik ya dedi. Eğik orası, eğimli dedi. <laughs> Sonra düzelttiler ama <o> ayrı da <laughs> Çok bir iyi. ara hakkında öyleymiş. <laughs> Çok iyi. Son olarak bir Bilbao Barcelona'ya da gidelim. Bilbao da bence kendi aslında her zaman her takıma arıza çıkarabilen bir takım. Ee, gerçi Barcelona iyi sonuçlar aldı yakın dönemde Bilbao'ya karşı. Yalnız Messi'nin biliyorsun attığı en güzel gollerden 3 tanesi kafadan Atleti'ye karşı. Bir o Sevdiği Kral Kupası finaliydi. Sevdiği takımlardan. sever. O da çok atar. Ama attığı gollerin Ermac hani zorluk sever. derecesi olarak Atletik hep çok mücadeleci. Hı -hı. Messi 2-3 kişi, kişi, sıkıştırır ya. Aynı. Messi bir şekilde onlardan çıkar. Ne sol bekler emekli etti. Valencia'galar bilmem neler. Kimler geldi kimler geçti ya. Ee, ya şimdi ben Barcelona'nın bu dönemi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Agüero'nun da ayrılma ihtimali varmış. Agüero şu an sakat. Ee, zaten bir Ekim ayına kadar falan olmayacak. Ee, Ocak ayında MLS'e ben gideyim yani. Çünkü bayağı korkunç sinirliymiş. O da Messi için gelmiş. İmza atmış biri olarak. Hani orada kalmak Bayağı komik yani. Ben senin için geliyorum, sen buradan gidiyorum mesela. Ben deliririm yani. <laughs> Bayağı adam delirmesi de normal. Sen benzer ee, bir şey yapmadın. Yok, ee, öyle değil. Ee, Hikmet Hoca yapıyor onu ya. Vallahi Hikmet <laughs> Karaman Hoca bunu kaç kere yaptı bana biliyor musun? Vallahi iki ayrı kanalda yaptı. Şimdi de yeni kanalda herkes şaşırıyor. Abi sözleşmeye madde koyduruyor. Öyle ee, şimdi diyorum. öyle bir saçma bir durum var. O yüzden... Ee, hani orada da bir yenilenme, tazelenme süreci ben olacak. Ben izledim maçı. Ben, ben, ben beklentiyi düşürünce... Barcelona'nın böyle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bir de orada hakikaten fedakarlık yapacak kişi tabii ki böyle Pique'ydi. Yani Pique'nin e, gerçekten sözleşmesine indirim yapması nedeniyle e, işte Dipey ve diğer yeni oyunculardan bir tanesini daha kadroya yazabildiler, lisansını çıkartabildiler. Yani onayı zaten LM Express'te detaylara konuştuk ama hakikaten yani maçın sonra geri kalanı da izledim. Çünkü Fenerbahçe Demirspor maçı başladığı için onu hı hı. izledim. Oradan itibaren izledim. Kes sosyete iyi takım bir, geçen sezonda çok iyi başlamışlardı Aynen. yine çok iyi takım, İyi bir test. Şimdi üst üste bir de Bilbao pasmanlığı gidecek. böyle, bask bölgesi en zorlu maçları oynuyor. Bence bence bu Kuman da rahatlamış gözüküyor çünkü Messi gerçekten müthiş bir oyuncu. Ya bunu kimse hani Messi, Ronaldo bunlar olan üst oyuncular. Ama bir yerden sonra bunlarsız da oynamaya başlamaları gerekiyor takımların. Bu dönüşüm zaten biraz... Kaçınılmaz. Yani yapacak Kaçınılmaz. bir şey yok. Yani Messi kalsaydı da iki sene sonra bunu yapacaktın. Ee, bunu eninde sonunda yapmak durumunda durumundalardı. Yani Ama Pistapay bence yani Messi ile de oynayabilecek bir oyuncu olmasına kesinlikle, rağmen... Kesinlikle, kesinlikle. Messi yokken daha da değerli hale geldi. Bir de yani Messi olmasa belki getiremezdim. Yani bir, bir yandan öyle bir tarafı da var. Ben çok çok doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Ya, bu takım için mesela yani Griezmann'dan falan çok daha değerli bir oyuncu bence. Yani... Birinci oyuncusu bence Depay olacak. Bura Bright White'da fena oynamadı. Ronald Koeman'ın e, tekrar birinci sınıf teknik direktörlük, performans sergilemeye başlaması Hollanda Milli Takımı ve orada 3 tane kilit oyuncusu vardı. Hı -hı. Geride Van Dijk, orta sahanın ortasında Feynaldum, forvette de Dipey. Dipey'in de Manchester United'daki hayal kırıklığı performansından sonra ha bu öyle sola çıkmış. Bu forvet abiler. Bu direkt merkez forvet ve serbest. E Lyon'da da oraya. Ha, orada, orada da mi? zaten hmm. ama Hollanda mi takımında da bunu gösterdi. Onu da oynayabileceğini. Barcelona taraftarları kızıyor. Öyle Messi hemen geçiştirmeyin falan diye değil mi? Klimadan sudan damlatıyorlar bize. Neyse olsun. <laughs> Geçiştirmiyoruz abi. Adamı izledik doya doya. Siz de şükredin takımınızda böyle bir oyuncu oynadı abi. Hayır ben de anlamıyorum onu ya. Adam şey yapıyor. Türkiye'deki Barcelona diyor ki abi Messi gitti nasıl kendini parçalamıyorsun? Niye parçalayayım ya? <laughs> Bizim Atleti'yi adam para parça etti ya. Bir de benim tarafımdan bak. 3 kişi sıkıştırma yaparız. O Kral filmi hatırlıyor musun? 15 evet. dakika. Messi'ye bak hiç sertlik falan da yok. Sıkıştırma. 3 kişi oraya atmış Valverde Hı -hı. hocam. Valverde miydi o zaman? Tabii Valverde. Valverde miydi? Sonra Barcelona. O, en kötü Barcelona Barcelona. Hocayı da aldınız. <laughs> Abi Messi'nin oradan çıktı ya. Ben hayatımda böyle bir sahne Keşke görmedim. Keşke almasalarmış diye <laughs> burada bağladım. Tabii tabii. ikisine de kötü korkunç, oldu ya. Korkunç tabii ki, oldu. İkisine kötü oldu. Barcelona Közem... işte o yüzden kumanda biraz daha bekleme yapmak gerekiyor. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şeylere de, hurafelere de inanmayın arkadaşlar. Laport istemez mi abi Laporta başkan Messi takımda tutmak? İster. Kuman istemez mi? İster. Ama gittikten sonra da onsuz hayat devam ediyor. Messi'nin dediği gibi. Kulübü mü kapatacak? Kulüp daha büyük abi benden diyor adam. E, tabii ki. Yani Kuyuk benden daha büyük diyor adam. Raul da aynısını Real Madrid için söylemişti. Abi Raul Madrid değil, Real Madrid bu demişti. Yani. Mükemmel bir söz bence. Hatırlıyor musun açıkçası? Aynen aynen. Müthiş bir açıklamaydı. Ee, o zaman Görüşürüz. bu şekilde de kapatalım. Ee, güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Bu programda biraz daha e, keyifli yapmaya çalışacağız. O yüzden zaman zaman affınıza sığınıp geyik yaptığımız da oldu ama göreceksiniz. O yüzden Asıl... şimdiden... Ee, yolumuzu yapalım. Irmak gelince daha da bu şekilde olacak biraz. Bu inşallah böyle Abu Dhabi'ye bağlamaz ha. Geçmeyen hastalık <laughs> sakatlık olmaz yani. Ben bekliyorum. Riverdance. Sen <laughs> daha çok program yaptın. Daha iyi yakından tanırsın. Ya ee... bırak sen de gayet yakından Yok, tanırsın. Yok seviyoruz. Ya. Çok severiz. Güzel de program olacak. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz Hoşçakalın. arkadaşlar. Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da en kral program hızlı ve iddialı sona erdi.